Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim, önce Ettac el-Cami'u lil-Usul fi Ahadisir Resul'den başlayacağız ve Kitab-ı Nikah devam ediyor. Mevzu neydi? O çok önemli. Yani aralarında evlenme yasağı bulunmayan kadınlarla yalnız kalmak ve onlara bakmak başlığı altındaydı konumuz. Okuduk epeyce. Fıkhi olarak da açıkladık. Yani bir bilgi verdik. Ve an Cabir'in radıyallahu anhu kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Resulullah buyurmuş ki Ela, dikkat ediniz. La yebitenne racülün indem ra'atin seyyibin. Yani bir defa dul bir kadınla bir erkek aynı evde gece kalmamalı. Tamam? Yani yoksa yatakta geçirmek manasına değil bu. Gece kalmamalı. İlla en yekune nakihan. Eğer nikahlısıysa erkek, evza mahrem veya evlenme yasağı bulunuyorsa kız kardeşle. Mesela ben babamın hassasiyetini söyleyeyim. Allah bin kere rahmet eylesin. Demek bunları okumuş. Mesela ben bazen ablalar gelirdi. Benim 6 tane kız kardeşim var. Ben de gider, yani işte onlar beni sever. Ben onları severim. Daha çocuk. Adamet Hoca, karı değilsin, yeter. Görüştüysen git ya Kur'an-ı Kerim oku ya uyu derdi. Halbuki benim kız kardeşlerim, yani caiz. O bile hassas. Mesela benim ablam geliyor. Dedim ki ablacığım, yani bizim bir benim bir odam var Türkiye'deki babamın evinde. Ablacığım sen yalnızsın, gel kal. Bak, ben de aslında doğru değil. Hayır dedi, ben kalamam. Yani bu şey, halbuki ablam yani. Kalabilir. Orada bile hassasiyet gösteriliyor yani. Bu önemli. An Ümmü Selemete radıyallahu anha, yani bu annemiz buyuruyor ki ennen nebiye sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Resulullah kâne indaha, yanındaymış. Yanına girmiş daha doğrusu. Ama ve fil beyti muhannesu. Al sana. Evde de kardeşi Abdullah varmış. Bir de muhannes birisi varmış. Muhannes demek yani erkek olup da kadın gibi hareketleri olan bir adam. Anladın? Yani homoseksüel gibi bir şey bu. Tabii aynen öyle yani. Kadınsı davranan bir adam. Fekale el muhannesu li ahi ümmi selamete Abdullah ibni ebi ümeyyete kardeşim yani kardeşim dediği Ümmü Seleme'nin kardeşi Abdullah İbni Ebi Ümeyye'ye demiş ki o muhannes adam. Ha, in fetahallahu aleykumut taife gaden. Yarın Taif'i Cenab-ı Hak size fetihini nasip ederse. Edüllüke alebneti gaylane. Yani gaylan kızını sana gösteririm. Yani artık evlendirmek mi istiyor? Ne istiyorsa. Anlatabildim. İsmi de Heyt'miş. Heyt veya Hita. Enteresan. Allah Allah. İsmi de Badiye'ymiş. Çok güzel bir hanımmış ama biraz şeymiş yani çok şişmanmış. Güzel bir kızmış o Gaylan'ın kızı. Fe inna zira o tukbilu bi erba'in ve tukbilu bi semanin. Yani ne demek bu? Bu da çok enteresan bir şey. Yani dörtle gelir, sekizle döner. Anlatabiliyor. Bunun manası şu herhalde. Çok. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Enteresan. Yani göbeği diyor böyle kare gibi gelir ama sekizlik kare olarak döner. Yani çok yer, şişman vesaire vesaire. O manada yani. O kadar anlamasak da benim kanaatim o. Fakale Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Bunun üzerine Peygamberimiz buyurdu ki bu durumu görünce la yedhulenne hâzâ aleykûnne. Ey benim hanımlarım bir daha bu homoseksüeller sizin yanınıza girmesin. Tamam. Gayet açık. Hoş geldin kardeş. Bak arkadaşın gelmiş. Tanışıyor musun? Haber ettim hocam. Ha, aferin sana. An Abdillahi radıyallahu anhu, anin nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal.
buyurmuş ki Resulullah, "La tubâşiril mer'atu el mer'ate fetenataha li zevciha." Allah Allah. "Keennehu yanduru ileyha." Bu da çok önemli bir hadise. Yani ne demek? Aynı yatakta iki kadın kesinlikle, anlatabildim mi, yatmasın. Neden? Çünkü böyle olursa onun sıfatlarını, beraber yattığı, tamam, şeyleri, kadının sıfatlarını kocasına anlatır. Bu sefer sanki o koca ona bakmış gibi günah kazanırsın. Hey, çıplak kadın resmini seyretmek, film seyretmek, halimizi Allah korusun bizi. Yani çok dikkat etmemiz lazım. Müthiş bir hadis-i şerif değil mi bu? An Cerir'in radıyallahu anhu kâle, buyurmuş ki, Se'eltu Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah'a sordum. An nazratil fec'eti. Yani kasti kadınlara bakış değil de aniden gözüme çarpma şeklindeki bakış hakkında soru sordum. Fekale ısrıf basarak. Yani aniden bir kadın gördüyse yüzünü, gözünü çevir. Yani haram değil. Ama hemen çevireceksin. Anlatabildim mi? Fakat İmam-ı Şafii onu da haram görüyor. Onun için benim, Allah rahmet etsin, hocam Hafız Taha Gültekin Tilloğlu, bin kere rahmet etsin, vefat etti biliyorsun. O zat Antep'te Çınarlı Camisi'nde müezzinken, "Ben Hanefi'yi taklit ediyorum Ahmet Hoca," derdi. "Yoksa bizim mezhep çok zor. İlk bakışı da haram kabul ediyor." Evet. An Büreydete radıyallahu anhu anin nebi sallallahu aleyhi ve sellem kar, buyurmuş ki Resulullah, "Le Ali, la tütbi'in nazraten nazrate." Bir bakışının arkasından bir daha bakma. Tamam. "Fe inne lekel ula." Tamam. Birinci, yani senin için affedilmiştir. Senin hakkın manasına değil de. İlk bakış tamam. "Ve leyset lekel ahiretu." Ama sonuncu bakış senin hakkın değil. Yani haram. Bizim mezhebimiz de öyle diyor. Böyle buyuruyor yani. Şimdi An Cabir radıyallahu anhu, Hazreti Cabir diyor ki, "Enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ra emraaten, bir kadın görmüş. Fe eta imraatehu Zeynebe." Yani bunun üzerine şey, ne derler ona, hanımı olan Zeynep radıyallahu anhaya gelmiş. O da ve yetem'asu meni'eten leha, yani henüz ne derler, derinin dabaklanmadan önce hazırlık yapıyor. Yani tem'asu böyle şey yapmak, ovmak. Yani ovuyor ki meni'e de henüz dabaklanmayan deri manasına. Fekada hacetehu, yani Resulullah ihtiyacını görmüş. Sümme haraca ila ashabihi ve kale. Sonra sahabelerin yanına çıkıp şöyle buyurmuş. İnnel mer'ate tukbilu fi sureti şeytanin. Çok enteresan. Bir hanım, yabancı bir kadın, size geldiği zaman şeytan suretinde gelir. Ve tudbiru fi sureti şeytanin. Şeytan suretinde de döner. Fe izâ absara ahadukum imra'aten. İçinizden biri bir kadını gördüğü zaman, felyeti ehlehu. Burada çok enteresan. Orada fekaza hacetehu demek, cinsel münasebette bulunmuş yani. Zeynep'le radıyallahu anha ile. Sizden biri diyor, sizden biri bir kadını görüp de hoşlandığı zaman, o mana da var burada. Felyeti ehlehu. Ailesiyle cinsel münasebette bulunsun. Fe inne zâlike yaruddü mâ fî nefsihi. Bu durum nefsinin o menfi duygularını bertaraf eder. Çok enteresan. An Ebi Hüreyre radıyallahu anhu anin nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal. Resulullah buyurmuş. İnnallâhe ketebe ale ibni âdeme hafzahu minezzina. Oho, fî rivayetini oraya okuduk mu? Ha, özür dilerim, okumadık ya. Ve fî rivayetin İza ahadukum a'cebethu'l mer'atu. Bak, benim verdiğim manayı veriyor.
Yani bir hanım çok severseniz bir hanımı, fevekat fi kalbi, kalbinize düşerse bir adamın, felyamit ile imraatihi felyuvakiha. Hemen hanımına gitsin ve onunla cinsi münasebet yapsın. Fe inne zalike yeruddu ma fi nefsi. Çünkü bu durum nefsindeki kötü arzuları bertaraf eder. An Ebi Hüreyre radıyallahu anhu ani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal buyurmuş ki Resulullah inna Allaha ketebe ale ibni Adem hazzahu min ez-zina edrake zalike la mahalete. Yüce Allah insanoğluna yani zinadan bir pay yazmış. Yani mecburen yani Rotterdam'da dolaşıp da göz zinası yapmamak çok zor. Yani o manada yani zina helal manasına değil. Yani bu kaçınılmaz olanlar. Fezinel ayneyni en nazaru. Şimdi zinayı türlerini açıklıyor. İlla zina derken cinsel münasebet değil. Gözlerin zinası hanımlara bakmaktır. Ve zinel lisani el mantıku. Dilin zinası hanımlarla konuşmak. Zade fi rivayetin başka bir rivayette ve zinel yedeyn el batşu yani elin zinası da kadına böyle sıkmak onu. Anlatabildim mi? Sıkmak. Ve zinel ricleyni el meşşu ayağın zinası da gayrimeşşu yerlere gitmek. Ve zinel femi el kubulu kubelu yani ağzın zinası da öpmek. Ve nefsu temenna ve teştehi nefis arzu eder, iştah duyar. وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَٰلِكَ وَيُكَذِّبُهُ ama nefsin arzularını, iştahlarını, şehvetlerini insanın cinsel organı tasdik veya tekzip eder. Yani tasdik ettirmeyin. Tekzip ettir. Müthiş bir hadis-i şerif. Gelelim الْغَيْرَةُ مَحْمُودَةٌ bura çok önemli. Gayret dediği insanın öfkesinin kabarması, kalbinin bozulması, değişmesi. Hani derler ya gayreti diniye yani dinime dil uzatan bir adamdan dolayı öfkem kabarıyor. Bir de gayreti namusiye var. Yani birisi senin hanımına yanlış gözle bakıyorsa sende bir öfke doğmalı. Yani kalbinde bir rahatsızlık duymalısın. Yani bu manadaki gayret yani sevilen bir gayrettir. Anladın mı? Yoksa her gayret sevilen değil, beğenilen değildir. An Ebi Hüreyre radıyallahu anhu an-nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal buyurmuş ki Resulullah innallaha yagaru Allah da gayret eder. Ya onun emirlerine itaat etmeyenlere karşı gadab eder. Vel mu'minu yagaru mümin de gayret eder. Ve gayretullahi bak. Allah'ın gadabı ve gayreti nedir? En ye'tiyel mu'minu ma harramallah. Allah'ın haram kıldığı şeyleri bir mümin insanın yapmasıdır. O zaman Allah gadab eder. Demek mümin de gayret içinde olacak. Namusuna karşı, dinine karşı. Bana diyorlar öfkeleniyorsa, nasıl öfkelenmeyeyim? Adam dinime dil uzatıyor. An Aişe radıyallahu anha, an-nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal, buyurmuş ki Resulullah, ya ümmete Muhammedin, ey Muhammed ümmeti, ma ahadun aghyara minallah, Allah'tan daha gayretli kimse yoktur. En yara abdehu ev emetehu tezni. Bir kulu veya cariyesi zina ederken gördüğünde Allah'tan daha gayretlisi, gadap göstereni olamaz. Bakıyor, kendi yarattığı kul zina ediyor. Ya ümmete Muhammedin, ey ümmeti Muhammed. Lev talemune ma a'lem, benim bildiklerimi bilseydiniz. Le dahiktum kalilen ve le bekeytum kesira. Az güler, çok ağlardınız. Kale Sa'd ibn-i Ubadete. O da buyuruyor ki, لَوْ رَأَيْتُ رَجُولًا مَعَمْرَأَتِي eğer hanımımla beraber bir adamı görürsem, لَدَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ kılıçla vururum ona. غَيْرَ مُصْفِحِينَ affetmeden. فَقَالَ النَّبِي sallallahu aleyhi ve sellem. Bunun üzerine Peygamberimiz buyuruyor, اَتَعَجَبُونَ مِنْ غَيْرَتِ سَعْدٍ Sa'd'in şu, yani gayreti, İşte makbul bir gayret bu. Görüyor musunuz? Hoşunuza gidiyor mu? لَاَنَا اَغْيَرُ مِنْهُ ben ondan daha gayretliyim. وَاللّٰهُ اَغْيَرُ مِنْهُ Allah benden daha gayretli. Böyle haram işleyen kullarını gördüğü zaman daha çok gadab eder. Çok güzel. وَزَادَ مُسْلِمُونَ İmam Müslüm Hazretleri şunu ilave ediyor.
min ecli gayretillahi, Allah yasakladığı şeylerden öfkelendiğinden, öfke demeyelim, gadab ettiğinden dolayı, Allah'ın gayretinden dolayı harramel fevahişe, bütün fuhuşları, bütün haram şeyleri haram kılmış. Ma zahra minha ve ma batana, ister açık ister gizli. Ve la şahsa aghyaru minallah, Allah'tan daha gayret sahibi hiç kimse yoktur. Ve la şahsa ahabbu ileyhi el uzru minallah, Allah Allah. Yani Allah'tan özür dilemekten Allah'a daha sevimli bir şahıs yoktur. Bu da çok önemli. Yani hata yaptıysa özür dileyecek. Yani af dileyecek. Min ecli zalike, bu sebepledir ki ba'sallahu'l murselin, peygamberleri Allah göndermiş. Mubeşşirine ve mundirine, hem müjdeliyor hem de uyarıyorlar. Ve la şahsa ahabbu ileyhi el midhatu minallah, Allah'ın kendisini methetmesinden daha çok Allah'a sevgili olan, yani muhabbet etmeye vesile olan bir şahıs yoktur yani. Yani bir şahsın kendisine Allah'ın methinden daha güzel bir şey olamaz manasına. Min ecli zelike vaadallahu'l cennet. Bu sebeple Allah cenneti vaat etmiş. İşte o midhadır yani, değil mi? Bu İmam Müslim'in açıklaması değil mi? Evet. Evet. Yok, İmam Müslim'in derken açıklama değil bu. Rivayet. Anladın? Çünkü yani bu çok önemli. İlave yani. Yoksa kendi izahı değil. Güzel bir soruydu. Burada kalalım. Çünkü baba geldik. Yani önümüzdeki yarın inşallah, yani pazartesi, yasak evlilikler. Yani İslam'ın tavsiye etmediği evlilikleri okuyacağız. Allah nasip ederse. Güzel bir şey.